Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Holy Potatoes, Oh My God, We Are In Space, Kutsal Patatesler aşkına biz uzaydayız oyunla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son savaşımızda şunu kazanmıştık. Indomitable. Çengel atar, vurduğu her hasar için start çalar diyor. Tarç çalar diyor daha doğrusu. Bilmiyorum, para birimi dolar tarç mı starç mı emin olamadım. Burada biricik tayfamız Spoofy. Parçacık silahıyla. Burada lahanamız Scallion Johnson'da. Bizi iyileştiren silahla duruyor. Şimdi kardeşlerim, 16 solümüz kaldı. Ama biz burada görevimizi tamamladık. Görevimizi tamamladık. Ama buradan gideceğimiz anlamına gelmiyor bu. Bir saniye. Nerenin Explorer, nerenin Unexplorer olduğunu nasıl anlıyorum ben? Unexplore. Explore. Orayı üzerine mouse'u seçtim diye göstermiyor. Unexplore. Star Hub burası zaten. Explore ya da Unexplore olamaz. Burası Unexplore. Travel diyelim buraya. Diğer gezegenleri boş geçmeyelim. Yoksa oyunun sonuna böyle gidersek acayip döverler bizi. Hemen buraya geldik. Çok güzel. Bakalım, bizim bir araştırmamız vardı. 3 solü kalmış bu araştırmanın. Her savaşın sonunda 2 tane silahı %15 iyileştirsin dedik. Çünkü gerçekten bizi şey üzüyor. Silahlarımızın hasar yemesi çok üzüyor. Evet, Saitama Sensei ile birlikte çıksınlar böyle araştırmaya. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yoksa bir düşman mı? Hayır, sevimli bir kız. Hey! Pembe saçlı patates, sana diyorum. Cassie ve Faye çok güzel bir sarışın kız görüyorlar. Onların suratına gülümsüyor. Merhaba, geminiz var değil mi? Ben de sizin tayfanıza katılmak istiyorum. Biz öylesine herkesi kabul etmiyoruz. Neden seni alalım? Ben gemide çok işe yararım ve birisine bakıyorum. Benim Ken'ime. Searching for Prince diye bir görev çıktı. Ne? Ne Ken'i? Ne değil. Who? Ken benim gelecekteki prensim olacak. Parlak zırhlı hem de. Yakışıklı falan filan bla bla. Tamamen hayal ediyor. Ken'le evlenmek istiyormuş. Ken'ini bulmak istiyormuş. Artık daha fazla bekleyemeyeceğim diyor. Ne yapalım? Abi, gel onu alalım. Atılgan'a hoş geldin. Barbie. Barbie değil ama Barbary. Barbary diye yeni bir tane klibimiz oldu kardeşlerim. Barbary bize katıldı. Ken de zaten Barbie ile Ken. Şimdi düştü jeton tabi. Kız değiliz ki Barbie ile oynayalım, Ken'i bilelim. It's getting hot there. Burası gittikçe ısınıyor. Cassie uyan. Ne? Bir tane motorumuz aşırı ısındı. Ne yapmalıyız? Hava geri döndüğümüzde tamir ederiz. Gemiyi durduralım. Bakalım. Gemiyi durdurduk. Gemidekiler ısınmış olan motoru iyileştirmeye çalıştı. Bunu yaptığımız iyi oldu dedi. Bu sayede gemi hasar almadan devam edebildi. Yoksa çok geç kalmış olacaktık. Oo, özel bir silahları var, onu istiyorum diyor. Senin gemini parça pinçik edeceğiz. Bize bindirdi mi bu? Yo, Sandstorm. Yeni bir encounter. Mükemmel. Sandstorm diye bir encounter'ımız var. Şimdi benim 4 vuran bir tane silahım var. 117-143 vuruyor. Saitamago kullanıyor onu. Bu da 60'a 90 vuruyor ama 3 kere zıplıyor. Ve her hedef daha az hasar alıyor. Yani minimumdan yola çıkalım. Minimumdan değil, ortalamadan yola çıkalım. Bu 125 vurur. Bu 75, 65, 55 diye vurur. Her halükarda bundan yine de fazla vurur. Bu da bir şeyleri biraz heal eder. En düşük parçası olanı. Şimdi şuna bir bakalım, gerçekten öyle mi? Efendim, özel silahları neymiş onun? Özel silahları bu galiba. İyi de bizde de var. Horoscoper level 2. Horoscoper Hops Scorcher adı ya. Horoscoper diye nasıl okuyorum onu? Hops Scorcher. Efficient upgrade'li hatta bizimki. Bununkinden daha iyi. Şimdi yavrum, sen şuraya bir tane yardır bakayım. Böyle başlayalım. Evet, her şeye hasar vurdu. Vallahi her şeye hasar vurdu. Sen bir tane gömçer bakalım, buna kaç vuracaksın?
Aa, iki tane silah ateşleyebiliyordum. Niye bir tane ateşledim? Bir tane 136 vurdu. Gerçekten diğerini ateşlemek mantıklıydı. Aa, sen benim silahıma çalışıyorsun ama. Senin yaptığın terbiyesizlik, bir şey söyleyeyim mi? Buna bir tane gömçeririm. Buna bir tane daha gömçeririm. İki silahla birden gömçeririm. Ve vurduğum hasarın 150'si kadar da kendimi iyileştiririm. Bunu iyileştirdik, ötekine gömçerdi bu sefer ya. Tam bir terbiyesiz adam. Dörtlükle şuna bir vuralım. Seninle vuramıyor muyum? Dörtlükle vurursam 2 kalıyor. Bunu niye vuramıyorum? İkinci silahıma ne oldu benim? Charge required 3. Charge required 3. Bu niye charge required 3 oldu birdenbire? Bu charge required 2 idi ya. Yemin edebilirim 2 idi o. Charge required 2 idi abi. Haksızlık bu. 2 olduğuna eminim onun. Hala yaşıyor musun sen ya? Terbiyesiz. Vallahi hala yaşıyor. Bir de benim bir şeyi çözmem lazım kardeşlerim. Niye şarjımız gitgide artıp maksimuma doğru çıkmıyor? Gemi kaçmaya çalışacak şimdi. Kaçmaya çalışmıyor da şu anda, yani kaçmaya çalışacak. Bize para verdi. Kabul eden mi diyor. Kabul etmem abi. Sana da böyle yardırırım buradan. Aslında bunlar tek bir hedefe vururken aralarında çok fazla bir fark yok. Alttaki de vurup bir yandan can doldurmak mantıklı olabilir. Senin gemine rem yapmaya hazırlanıyor diyor. O nedir abi? Nasıl bir terbiyesizlik, nasıl bir ahlaksızlık bu senin yaptığın? Oo, çok güzel. Crit diyerek rem yapamadan adamı hallettik. Bizim kaptan istediği şeyi de aldık. O silahı istiyorum demişti. Silahlarımızı mahvedebilirler. Dikkatli olmamız lazım dedi. Nasıl mahvederler? Şarapnel gun, multi-hit. 3 şarjı atıyor, 30-60 atıyor. O zaman önce bizim onların silahlarını yok etmemiz lazım. Şöyle başlayalım. Zırhı da ne yapalım biliyor musun? Birinci silahı verelim mesela. Fire. 87-68, güzel başladık. Ne yaptı? O da bizim bütün her şeyimize birden vurdu. 6 şarjımız oldu şimdi. Bu 3 charge required. Aa, bu da 3 charge required. Ben gerçekten bir şeyleri kaçırıyorum şu anda. Bir şeyi gözden kaçırıyorum. Kısmet. Anlayamadım. Göreceğiz bakalım. İki tane birden sıkması adamın birdenbire beni üzdü. Minimum vurmadıkça onu patlatır diye düşünüyorum yani. Evet, onu patlattı. Arkadakine de kayda değer bir hasar verdi bu arada. Peki. 8 şarj. 8 şarjı biz çok nadiren görüyoruz yani. Her zaman göremediğimiz bir şey bizim 8 şarj. O yüzden ben şuna bir tane gömçeliyim. Bununla da gömçeliyim de kendini iyileştirsin. Ayrıca shield'ı da ona alayım. İşte bu. Ne diyor? 982 vereyim sana diyor. 982 istemiyorum. Şöyle dalmak istiyorum sana. Zırhında kaldı. Senin gemine rem etmeye hazırlanıyor dedi. Bu da iyi bir şey değil. Bu da hoş bir şey değil. Rem ederse bayağı toplu bir hasar yiyeceğiz ondan. Azıcık bir hasar vurdum. O da bize rem etti. Bunun karşılığında. Gemimi bir kontrol edeceğim ya şu enerjiler bakımından. Ha, adam bize durmaksızın rem ediyor. Ne kadar güzel. Durup durup gömşeriyor bir tane. Neyse ki bizim healing lazerimiz var ya. Boom, bir tane daha gömçerdi. Bizim enerjimiz yetmiyor güzel kardeşim. Aa, miss ettim adama. Hoş değil bu. Kendini patlattı adam bize vura vura. Adam bize vura vura kendini patlattı ya. Exploration complete. İki tane savaş var. İkisi de kazanıldı. Bir sürü bir şeyler kazandık. Çok güzel, çok hoş. Crew management.
Şimdi çok fazla Kriven var diyor. Bir Kree Member'ı fire etmemi istemiş, kovmamı istemiş. Bunun özelliği ne? Crafting Specialist, Kombat, Lazer, Crafting, Wave. Crafting neydi? Crafting. Şarapnel Crafting, Railgun Crafting. Bu ne yapıyor? Şarapnel Crafting, Wave Crafting. Barbie üzgünüm, seni kovmam lazım ya. Evet. Eminim. Benim daha fazla kri taşıyabilecek bir gemiye. Gemi upgrade'ine. Ya da bu tarz bir şeye ihtiyacım var. Şimdi şuradan daha yukarı gidebilirim aslında. Çok da güzel olurdu ama. Şuraya bir travel yapayım ben önce. Gemi yönetimimizle alakalı bazı şeyleri acil gözden geçirmemiz lazım. Mesela crew quarter'ımızla alakalı bir şey yapabiliyor muyuz? Daha fazla crew taşımamıza sağlayacak bir şeyler yapabiliyor muyuz? Sen miydin o? Yok, sen direkt crew'u almamızı sağlıyormuşsun. Sen miydin abi? Hayda. İlkinde tuttursam ne kadar sevinirdim. Ha burası, tamam. Craft, terapi, training. Living Quarter Level 2. Living Quarter Level 2 işte bu ya. 6 tane adam oluyormuş Living Quarter'da. Püüü. Fuel Tank. Daha büyük Fuel Tank'ın olur diyor işte, bu kadar basit. Türkçe yani, çok basit bir şey. Crafting Workshop. Number of Slot 2 olur. Therapy Facility. Peki bir aşağı inersek eğer storage, maximum storage capacity 21 artı 5, storage değil. Charge kapasitördü bu. Charge gained per turn 4. Charge gained per turn 5. Normalde basic şarjımız kaç acaba bizim? Böyle bir şey olmazsa kaç alıyoruz ki? Ben 4 değil, daha fazla alıyorum bir önceki oyunda. Benim şu anki kendi kapasitörüm kaç acaba? Peki. Teşekkür ederim. Kardeşlerim, hemen şöyle incelememiz lazım. Uzayda sağlıklı bir yaşamın kaynağı geminizi iyi anlamaktan geçer. Upgrade'lere bakalım. Şu anda bizim bridge'imiz level 3. 3 silahımız var. Halımız böyle. Kapasitörümüz 2'ymiş. Maksimumumuz 11. Her tur 4 kazanıyormuşuz. Bizim level 3 olan tek yer bridge'imiz. Daha fazla silah taşıyabiliyor. O kadar. Başka hiçbir yerimiz değil. Storage'ımız düşük. Living Quarter'ımız 4 kişilik. Fuel tankımız düşük. O zaman bizim şarj kapasitörü, bridge'i, Living Quarter'ı öncelikli olarak değiştirmemiz lazım. Geri 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 çocuğum geri. Hap hap çocuğum geri ya evladım geri. Şimdi şurada öncelikle burası da bir de silah satma yeri bulmam lazım. Silah satma yeri işte bu. Silah sel diyorum. Nelerim var benim? Şöyle bir şey var, satabileceğim. Bitmiş silah aman aman fiyatlara satıyor. Şunu mesela 2300'e satıyor. Sat sen bunu. Proceed. Bu silahın abi 2 enerji kullandığını yemin edebilirdim ya. Level 2'ymiş demek ki. Ben yanlış görmüşüm onu. 3 enerji, 3 enerji, 4 enerji. Para çalması da iyi. Gerçi vurduğu 70, 70, 70, 70 diye para çalıyor. Yani çok da bir şey çalamıyor. Korkunç bir silah var 4 enerji kullanan. Thunder Club. Akürese, atak, defans, her şeyini indiriyor adamın. Çok güzel. Level 1 bum baraj. Level 2 bum baraj. Level 1 bum barajı sat abi. Proceed. P Shatter'ı sat. Proceed. Sonra şunun planını satmayalım. Partını. Geri gel. Geri gel agacığım. Şimdi şuradan. Nerede kalmıştık? Living Room Level 2. 6000. Hey maşallah. Training Room. Living Room değil. Pardon. Living Quarter Level 2 bu. Evet. Living Quarter'ın daha yükseği yok. Level 2'si var şu anda. Buy dedim. Proceed dedim. Artık daha fazla adam taşıyabiliyorum. Keşke Barbie'yi gemiden atmadan önce yapsaydık bunu. Crafting. Negatif outcome'un gelişini düşürür diyor. Oo, terapi. İki kişiyi birden terapi edebiliriz. Mümkünse etmeyelim. Training. İki kişiyi birden train edebiliriz. Şu anda adamımız yok ki böyle bir şey yapalım. Fuel tank. Storage unit. Abi şuna geleceğiz. Şarj kapasitör. Level 3'ü var şarj kapasitörün. 14'e 4 veriyor. 12'ye 5 veriyor. 11'e 6 veriyor. Totalde 11 bize şu anda yetiyor mu 3 silahla? 4, 3, 3. 6, 10 bile yetiyor aslında bize. 6 vermesi galiba bizi acayip kurtarır. Evet abi, bunu da alalım. Proceed diyelim buna da.
Zaten paramız kalmıyor. Kendimize gelelim. Çıldırmayalım. Şöyle back to the hub diyelim. Gemimize geri dönelim. Artık kaç kişilik gemimiz var bizim? Overview'da bir sayımız var mı bir yerde? Kriv'imizi gösteriyor mu? Ha, Kriv'in yanında boşluk var. Mükemmel. Biraz daha boş boş gezineceğiz ama yani yeni bir Kriv bulmak için kendimize. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Diyelim ki travel. Ve yine şurada unexplored bir yer görebilirim diye düşünüyorum. Hostile'mış burası. Medium difficult. Travel abi. Medium'sa bir denememiz lazım. Medium'sa severim. Gidelim bakalım. Evet, artık her kombattan sonra Encounter'daki %15 silahlarımız tamir olacak. Şöyle bir gelelim şimdi. Güzel kardeşim, bir gel bakalım buraya. Şurada yapabilecek başka research'lerim var. Onları yapayım. 3 silahın %15 heal olur diyor. 9000 para. Bunu yapamıyorum. Exploration'daki resource'larım fazla olsun. Exploration'da resource'lar fazla olsun abi. Bu paraya kıyacağız. Ötesi yok. Explore. Evet evet. Bizim tayfa bu. Eminim. Eminim bizim tayfanın bu olduğuna. Şimdi şanslıysak diyelim. Ooo, özel silahları var, istiyorum dedi. Peanut shatter var, bilmem ne var. Adamda güzel silahlar var yani, açıkça söylemek gerekirse. 4 şarjlı, 3 şarjlı, 3 şarjlı silahlarımız var bizim. Şimdilik o zaman seninle neye başlayalım vurmaya? Multiple vuranı yok edelim önce ya. Bu da çok fazla vuruyormuş be kardeşim. Çok fazla vuruyormuş ya. Önce onu indirelim biz. Buna yardır. Sen de buna yardır. Şimdi bitirdik. 6 verecek dedik her tur. Bakalım kaç verecek. Vallahi güzel hasar vurduk. Minimum ateş ettiririz onu. Tam da 6 veriyordu. Bir tane daha verdi. 7 verdi. Sen şuna bir gömçer. Sen de buna bir gömçer. Bence onun işi biter. Evet, onun işi bitti. Ama bu sefer adamın diğer silahı çalıştı. Evet, bir sanki gemiden geliyor, bir de üzerine ekstra geliyor. Gibi ya da bana öyle geliyor. Bilemedim. Şu anda mesela bir enerji bırakıyorum. Evet, bakalım bir enerji kaldı. O zaman 8'e çıkması lazım bir dahaki tur. Bakalım 8'e çıkacak mı? 9'a çıktı hatta ya. Allah Allah, anlayabilmiş değilim. Atılganın bir tane özelliği vardı. Do a barrel roll. Ama do a barrel roll yaparsam galiba bu sefer bu turumu boş geçmiş oluyorum. Evet evet, turu boş geçmiş oluyorum. Yapmayayım öyle bir şey. 9 abi, hepsini ateşleyebiliyor muyum? Sen buraya ateşle. Sen de buraya ateşle. Aa, hepsini ateşleyemiyorum. Sen şuna gömçer. Sen de gövdeye gömçer. 2 bıraktık bakalım bu sefer. Ha, gövde yok olmadan şey yaptık. Şimdi escape yapacak. Trying to escape diyor. Bak bu kötü oldu. Böyle bir şeyi kabul edemem. Bütün silahlarımla sana abanacağım. Artık kısmet, bakacağız. Belki sen escape etmeden seni indiririm. Ya da indiremem. Ciddi hasar vurdum. 3 turu var diyor escape etmek için. 9 kaldı. Al bu 4. Bu da 3. Güzel. Şimdi hepsiyle sıkabiliyoruz. Kaç turu kaldı? Escape imminent dedi. Ya indirdik ya escape etti adam. Bakalım, göreceğiz. İndirdik. Son anda. Gemimiz de bayağı iyi durumda. Şov yaptık resmen. Terk edilmiş kargo. Terk edilmiş bir kargo algıladık. Gidip baksak mı? Gerçekten ha? İçinde ne var bakmamız lazım. Çoktan içine bakılmıştır zaten. Yine de gitmek istiyor musun? Tabii ki istiyorum. KSM Faye kargonun yakınına park ettiler gemilerini. Gidip içine baktıkları zaman çoğu şey zaten ele geçirilmişti. Ama kargonun içinde gizlenmiş bir bölgenin fark edilmediğini anladılar. 588 para. Bravo size kızlar.
Ve işte bal kabağı. Özel bir şey yok gibi. Tekmeyi basalım gitsin dedi. Peki sert konuştun ama... Madem sert konuştun, senin dediğini yapalım. Şöyle başlayayım ben. Açılışı böyle yapayım. Beni üzdün. Şimdi bu silahı verdi kalkan. Demin kalkana silahı vermiş kalkanı ya. Vallahi görmedim. Kabak gibi. Gözümün önünde. Oo, critical hasar adamı üzdü. Çok az bir hasarım var biliyor musun? Ben bundan sonra senin silahlarını vurmam. Gövdene çalışırım. Zaten şimdi seni tamir edeceğim. Ne yapıyorsun? Yine onu mu vurdun? Yok, özellikle onu vurmuyorsun ama silahın iyi yani. Sen de haklısın, ne diyeyim? Kızamıyorum sana. Senin silahın harbiden iyi. Özellikle ona sıkmasan bile benim gemimin parçalarına vuruyor. Miss edip durmasam aslında çok hoş olacak ya. Evet, maksimum enerji. Şimdi her şeyi boşaltıyorum adamın üstüne. Oh, efsane oldu. Şimdi güzel kardeşim, bir şey de anlaşalım. Devamlı ateş etmen beni sinirlendiriyor. Evet, ne veriyorsun? 1066. 1066'na senin şöyle bir cevap veriyorum. Oo, adam bize rem etmeye çalışıyor şimdi. Böyle ıskalamamam lazımdı. Çok ayıp ettim ben. Ve bize rem etti. Güm, her şeye 100 hasar. Aldık mı boyumuzun ölçüsünü? Iskalarsak adam da böyle aklımızı alır. Neyse, bir kere daha ıskalayabilirdik. İyi oldu. Bir sürü parça kazandık yine. Yine aynı adamdan geldi. Çok hoş. Bu sefer savunma gemide. Görebiliyorum buradan doğru. Bir sonraki tura daha güçlü bir saldırı yapabilmem için nasıl ıskalıyorsun terbiyesiz? Evet, bir sonraki tura bahsettiğim güçlü saldırı buydu. Bunu yapabilmek için abi yine bir şeyler mis ya. Bu ayıp ama. Silahlarım sakata geliyor yani, lütfen. Şunu artık indirin. İşte bu. Neyse, aldığım heal'la... Aa, hepsi buna sekti sanki hasarın. Böyle bir şey olabiliyor muydu? Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ha. Hasarın hepsi sana sekti sanki. Bak şimdi ne diyecek? 1066 vereyim gideyim diyor. Adamın shield'ı duruyor. 1066'sı da var. Bir kere de kabul edelim şunu ya. Zaten büyük ihtimalle kaçardı bu adam. Abum barajı da aldık Salvage'dan. Güzel, ben onu alamıyoruz zannediyordum silahı. Şimdi ne buldunuz? Etrafta uçuşurken metal dedektörlerimize bir şey takıldı. Kocaman bir sandık. Hem de bir tepenin üstünde duruyor. Hazine sandığı. İçinde bir şeyler olmalı. Buraya getir Fake. Tabii. Tehlikeli olabilir. Devam edelim. Tabii. Kesi saldırıp sandığı bir an önce hemen geminin içine alıp açıyor. Aa, içinde hiçbir şey yok. Bomba var. Hayır, at at. Gemiye 200 hasar verdik ya. Biliyordum böyle olacağını. Ama dayanamıyorum. Belki içinden bir şey çıkar. Şu kadar hasar vermişiz. Zaten elimizde olan şu silahlarla alakalı yeni şeyler bulduk. Item bulamadık. Weapon kaybetmedik. 6900 starch bulmuşuz yalnız ha. Bu hiç fena değil. Bir sol sonra. 11 solun kaldı. Gemimize bir bakıyorum. Şöyle fuel'ımız var. Halımız aslında hasar görmediği gibi bir şey. Silahlarımız bayağı iyi durumda sayılır. Ben... Hava geri dönmeyeyim. Ben travel diyeyim. Aa, out of range çok kötü ama. Out of range çok ayıp yani. Haba taksi dersek ne yapıyoruz? Bilemedim ama 11 solum var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Arada haba dönmek zorunda kalırım falan. Abi buraya döneceğiz.
Zaten o zaman her şeyimiz fulleniyor. Benzeri menzeri dert etmemize gerek kalmıyor. Hadi çocuğum. Ne yapıyorsun? Gemiye dön ya. Ha ben de şey yapamıyorum. Yolculuğa çıkamıyorum. Ne oluyor diyorum. Travel. Explorer'da olduğunu biliyorum ama burası unexplored. Buraya travel. Lütfen, lütfen. Naz yapmayalım. Biraz daha hızlı hareket edelim. Neyi bitirdi bu? Etraftaki araştırmalarımızda daha fazla materyal kazanmayı bitirdi. Şimdi fuel cost'u düşürebilirim. Daha da fazla materyal kazanabilirim. Shield'ımın aldığı hasarı azaltabilirim. Shield'ı nereye koysak öbür tarafları vurabiliyor ama... Adam. Shield. Bilemedim ya. Şu anda böyle bir şey istemiyorum. Ben şu anda bir araştırma yapılsa ne olur diye bir bakmak istiyorum. Boomberge. Skill gerekmiyor diyor. No skill required. Skill gerekmez. Mükemmel olması garanti falan diyor. Ne demek istiyor ki? Biz de parçaları olan şeyleri mi yapabiliyoruz sadece biz? Niye bu kadar farklı bombaracım var? 291'e 45. Hepsi aynı mı? Bir de onu kontrol edelim. 291'e 45. 291'e 45. Şundan bir tane yapacağım ben ya. Bu ne? Unique nasıl olsa. Nasıl olsa unique abi. Şarapnel crafting'i var. Wave crafting'i var. Başka bir şey yok ki adamın. Verdim materyalleri gitsin. Bir sol sonra yapacakmış zaten. Travel diyecektim değil mi ben buradan? Tabi burası zaten keşfedilmiş bir yerde. Burası keşfedilmiş. Hostile. Difficulty 3. Buranın difficulty'si kaçtı bilmiyorum ama buranın difficulty'si 2. O zaman deminkinin de 3'tür ya. Planet size zaten smallmuş. Gidelim şuraya. Yürüyelim gitsin. Buradan da taksiyle döneriz. Hem bakarız taksiyle döndüğümüz zaman hemen hemen ne oluyormuş. Evet silahımız hazır. Şimdi şöyle gemimize bir dönelim. Şuradan silahımızı bir diğerleriyle karşılaştıralım. Mesela bizim bu silah ne yapıyordu? 538'e 117-143. 470'e 97-140. 117-143. Hemen hemen aynı gibi hasar. Aynı enerjide ateş ediyor. Daha kötü hedefliyor. Neredeyse hiç crit yapmıyor ama adamın defansını, atağını, hedesini, hödesini her şeyini düşürür diyor. Belki dördüncü silah olarak. Tamam. Zaten buna yakın bir şey olacağını biliyorduk evet ama belki dördüncü silah olarak dediğim gibi yaparız. Şuraya gel babacığım seni geliştireceğim ben. Ben sana tutuldum. Taktım sana ben kafayı. Ben sana new skill diyeyim. New skill al. Sende yeni ne olacağını hep birlikte görelim. Sonra da explore'umuzu basalım. 10 fuel de explore için lazımmış. Dikkat gitmek lazım. Benzersiz kalmayalım yolun ortasında. Çok da özel gibi durmuyor dedi gemisi. Yapıştıralım gitsin dedi ona. Bu hull. Bu ne yapıyor? Flashbang. %20 ihtimalle kör eder diyor. Ha, şunu hemen indirmek istedim niyeyse biliyor musunuz? Hemen indirmek istedim onu. Çünkü can dolduran silah. Hiç sevmem. Bak onu ateşliyor zaten çakal. O da benim can dolduran silahıma sıktı bu arada. Her şeyimi ona vurursam... Shield'ı patlattım. Shield'ı vardı adamın onu koruyan. Şimdi şunu bir daha sıkayım sana. Oo, Babatory'yi de sıkabiliyoruz peki. Şunu da sıktım. İyi durumdayım, fena değilim şu an için. Ah biri ıskaladı. Ama sen bunu ıskaladıkça devamlı olmaz. Şey ateşledikçe pardon. Sen devamlı onu ateşlersen olmaz. Benim şöyle yapmam lazım sana. Ve ikisinin de onu vurması lazım. Abi indiremiyoruz adamın şeyi ya silahı iyi mi? Herif doldurdukça dolduruyor canını ya. Ne bela bir şey. Vallahi tek kelimeyle bela. Şimdi biraz enerjim birikmiş olmalı yanlış hesaplamadıysam. Aynen öyle. E artık ıskalar gelmesin sen de bir git ya.
Bu kadar. Mis gibi. Her şeyimle adamı gövdeye çalışıyorum. Kaçırmayacağım onu. Binding. Bind etti mi? Yok, edemedi. Artık shield'ın da gitti ya. Güzel bir hasar vurdum sana umarım. Fena bir hasar vurmadım. O da bizim shield'ı kapatmayı başardı sonunda. Seken hasardan patlayacak neredeyse adama silah ya. Gövdeden seken hasardan patlayacak. Evet. Aynen öyle oldu. 1158 al ben gideyim diyor. Patlattığım zaman 1158 alamayarak bakayım ne kadar para alacağım. 1158'i zaten aldım. Galiba sana teklif ettiği parayı alıyorsun ya. Oo, elinizde ne varsa gösterin bana dedi. Silahlarımızın canları nasıl? Silahlarımızın canları da biraz hasar almış ya. Bir dakika, bu nedir böyle? Target Mark diye bir özelliği varmış. İki şarja. Bunun ne özelliği varmış? %20 ihtimalle expose eder falan diyor. Ben böyle şeyleri sevmedim. Ben bunun silahlara yardırmaya başlayayım hemen. Mis mükemmel oldu ama. Mis bildiğin mükemmel oldu yani. Tek kelimeyle mükemmel oldu. Oo. Ne yaptı? Evasion down dedi. Ben shield'ı bir şunun önüne alayım abi. Teşekkür ederim. Sonra şu ikisiyle bir sıkayım sana. Çok güzel. Sabaha kadar marklı artık. Ya ben onu sana yedirir miyim? Ben bunu yapacağını göremedim mi sanki senin? Şöyle sana bir tane yapıştırayım. Bir de şununla yapıştırayım. Sen benim silahımı patlatacaktın değil mi? Şimdi de üstteki silahı yardırmaya başladı peki. Zaten bunu affedeceğim ben. Çünkü biraz önce kıyaslamayı yapacağım. Benden af dile. Heh, escape etmek istiyor falan diyor. Etsin abi. 1206'yı kabul ettim. Şimdi başka şeyler alacak mıyız? 1206, 482. Ha, yo, escape ederse daha az şey alıyoruz. Mantıklı yani. Kaçarsa eğer salvage edemiyoruz adamın gemisini. Yardım lazım. Sizden biraz plazma alabilir miyim? Bir yumurta etrafımızda dolaşıp ağlıyor. Plazma için bize yalvarıyor. Gemisini tamir edecekmiş onlarla. Lütfen eve dönmem lazım. Gemim bozuldu. Plazma lazım repair etmek için. 18 plazma verelim sana diye bir seçenek var. Zaten veremiyorum ki ona. Eve dönmek için taksi tut. Sana bu kadar para vereyim diye bir seçenek var. Bence bunu verelim. Sana bir el atabiliriz. İstiyorsan seni götürelim diye bir seçenek var. İstiyorsan seni götürelim. O ne be? Çok teşekkür ederim. Bunu nasıl ödeyebilirim? Önemli değil. Yardım etmeye çok memnun oluruz. Ne? Bir dakika, saldırı altındayız. O bir dakika, bu tamamen bir yanlış anlaşılma. Atılgana saldırmış yumurta gelip. Bunlar adam kaçıran tiplermiş. Bu ne oldu ya? 1000 para kazandık. 200 hasar yedik ama. Peki. Ne olduğunu biraz önce hiç anlayamadım. Yumurta bize bir pislik yaptı ama gemimiz hasar yedi bunun karşılığında. Yardım lazım dedi pislik. Ben de inandım ona. Vay arkadaş. Bu kadar plazmam nasıl oldu? Artı 73 plazmam oldu. Çok ilginç. Bunu da anlayamadım. Neyse, iki tane silahımız var artık. Flashbang ile Eviscerator. Yani o silahları yapmayı biliyoruz en azından, öyle diyelim. Silahımız var demeyelim de tam olarak. Şimdi. Bu vatandaş ne yapıyormuş? Elimizde ondan yok ki, kıyaslayamıyoruz. 187 vuruyormuş. 451 canı var. 120 ihtimali kör ediyor.
Expose nedir onu anlamadım ben. Bir de 5 enerji çok fazla ya. Expose belki çok iyi bir şeydir eyvallah da. Bilemedim yani 5 enerji bence her türlü fazla. Güzel kardeşim. Sana şöyle bir travel diyeyim. Ha, iki seferde dönmek yerine bir seferde bizi şeye gönderiyor. Hava gönderiyor anladığım kadarıyla. Sol'den kar ediyoruz çünkü 7 solümüz kalmış sadece. Ben Sol'den kar etmeyeyim abi. Travel diyeyim. Alti solum kaldı. Travel diyeyim. Çocuğum onu sen bir seçme. Explore diyor bunun içinde. Buraya gitmem lazım. Peki buraya da gideyim. Olur abi. Yaktım başımı. Fuelim de kalmadığı gibi. Halım da zarar gördü. O sırada bu bitti abi. Craft ettiği zaman %15 ihtimalle craft ettiği materyalin %50'sini geri alır diyor. Böyle bir özellik geldi adama. Bence çok iyi ha. Travel diyelim şimdi. Şuraya gidersek natural. İki zorluğu olan bir tane gezegen. Plazma ore varmış. Aa enemileri bile gösteriyormuş buradan. Buraya gidersek hostile. Medium planet. Bunun da ne olduğunu göstermiyor. Benim benzinim bitiyor. Solüm bitiyor. Buraya gidersem bile şuraya dönebileceğim garanti değil. Bilemedim. Ben şuraya gittim ya. Görelim bakalım. Yarı yolda kalır patlarsak. Bak zaten low fuel diye uyarı verdi bize. Taksi tutar öyle geri döneriz. Taksi tutar öyle geri döneriz abi dert etme. Explore diyorum burayı. Low fuel. 12 fuel de buraya harcıyoruz. Oh mis gibi. Yüzünü dağıtalım dedi. Aa silaha bak onu istiyorum diyor. Missile. Abartı bir hata yokmuş aslında. Hoptros Koptros isimli silahı var adamın. Tüm her şeyime hasar verecek. Evet biraz sakat olacak bu. Şöyle başlayayım. Her yerine hasar buldum. Mükemmel. Füzeyi gömçerdi. Ha, füze herkese birden vuruyormuş. Füze neden kötü şimdi anlıyoruz. İkisine birden ateşleyelim füzeye doğru. Biri ıskaladı ya diğeri de gayet dandik bir hasar verdi ama ben üzülüyorum böyle olunca bakın. Arkadaşlar yapmayın böyle. Ha, ona koruma veriyorsun öyle mi? O zaman ben de varımı yoğumu bunu ateşleyeyim. Senin bir aklını alayım bakayım nasıl oluyormuş öyle. Nasıl? Artık bir tane silahım var. Mutlu musun? Şimdi ona yardırırken üzerindeki shield'ı zaten kaldırırız senin biz. Evet. Üzerindeki shield sönmek üzere. Ama benim silahıma da gerçekten ciddi hasar veriyorsun. Beni üzüyorsun. Bu adamın bir özelliği var belli ki. Adamın silahı iyileşiyor. Adamın silahı devamlı iyileşiyor. Herifin üzerine gelsem görebiliyor muyum özelliğini? Bir yerde yazıyor mu? Pump Rock Bombardier Healed for 51 Hit Point. Apollo Level 2 Healed for 19 Hit Point. Allah Allah. Yani belki de abartı iyileşmedi. Bana öyle geldi. Çok daha fazla iyileşti gibi geldi bana. Göreceğiz şimdi. Adam bir tanecik silahla bize 10 kat fazla şov yaptı ya. Sen patla. Shield kırılsın. Oo, her şey crit vurdu. Babacım bu saatten sonra teklif edeceğin herhangi bir şey beni durduramaz. Çıldırdım. Burnuma kan kokusu geliyor. Köpek balığı gibiyim. Gemimize ram edecek bir de. Çok güzel. Bir bu eksikti. O zaman ben her yeri bir iyileştireyim de ram ettiğin zaman minimum hasar yemiş olalım. Aa ram edemeden patladı. Hepsi crit vurdu. Böyle de bir şey. Böyle de bir şey çok nadir olur ama biz gerçekleştirdik bunu.
Wow, bir tane daha manyak geldi. İyileştiren silahı var. İyileştiren silahları sevmiyoruz. İyileştiren silahı hemen yardırıyoruz. 142 de güzel hasar ha. Ha, o da bizim iyileştiren silahı saldırdı. Çok ilginç. İki silahla birden vursak patlatır mıyız? Patlattık. Mükemmel oldu. Tamam, zaten fikrini değiştirdi. Artık ona sıkmamaya başladı. Ben sana şöyle yapayım. Bence yeterince iyi olmuştur bu. Bunu da hala geri alayım. O silah da patladı. Ne diyor? 1100 vereyim git diyor. Abi bütün shield'ı duruyor. Bu hiç güzel olmadı. 996 da var. Bunu zaten başka türlü alamayız. Biraz erken davrandık silahlarını kırarak. Hoş olmadı. Adam hemen uzadı. Kaç tane gemi çıkacak karşımıza böyle ya? Bir ağırdan gelin kardeşim. Tamam, bu sefer hemen silahını patlatmayacağım. Yani bunu hemen patlatmam lazım. Ona acımam da. Bak ya, yine aynı şeyi yapıyor adam ya. Git. İşte bu kadar. Yine mi ona sıktın? Abi sen tam bir karaktersizsin var ya, başka bir şey değilsin. Al bakalım devamlı ona sıkmak ne oluyormuş. Seni şöyle vurayım. İkisini de birlikte vurup yine patlatmayayım da 58 elit. Neyse, ikinciyle bunu ateş etmeyeyim ben ya. Patlıyor matlıyor ondan sonra adam, işler oluyor. Oo, crit vurdu var ya. Löp diye canını doldurmuş olabilir bir seferde. Neredeyse doldurmuş yani. Babacım sende ne shield kalır ne bir şey kalır var ya. Ha? Yo, bu sefer değil. Bu sefer olmadı söyleyeyim. Bu sefer geçeceksin onu. Aa, bayağı da tırt vurdum ha. Her şey mi ıskaladı? Neredeyse bütün her şey ıskaladı adama. İşte bu. Görmek istediğimiz manzara bu. Çılgınlarcasına para, mara, bonus, bir şeyler. Vallahi şu anda dilim dimağım tutuldu yani. Çok büyük şaşkınlık içerisindeyim. İlk defa peş peşe bu kadar savaş görüyorum. Ben Apollo'ya dalmaya karar verdim. O da bizim silahımıza dalmaya karar verdi. Sonra Apollo'ya 3'le ve 2'yle dalmaya karar verdim. Bir yandan can çekelim yavaş yavaş. Oo, çok da tatlı vuruyor ya. Bu adamın shield'ı yok ya. Yanlış mı görüyorum, shield'ı mı yok gerçekten? Yo, baya shield'ı yok. Sen ona tutuldun ama ben kendimi iyileştirirken sen onu biraz zor öldürürsün söyleyeyim yani. Kolay kolay patlatamazsın. Buradan sonra ben onu her türlü indiririm gibi geliyor bana. Artık şu silahı banabiliriz. Wow. Silah kurtuldu. Helal olsun. Silah yaşadı. O zaman şimdi yaşayamadı. Aynen öyle. 1100. İstemeyirum. Bazen böyle yapıyorum kardeşlerim ben. Düşmanım kaçsın istiyorum. Ona kaçmak için fırsat tanıyorum. Ya da tanımıyorum. Bilemem. Maksimum 4 silahım olabiliyor ya. Bir an önce o 4'e çıkmak istiyorum ben ya. Gerçi rakiplerim de çıkacak o zaman. Bir yandan da düşündürücü bu. Ve Encounter 5. Bunu yememen gerektiğine gerçekten eminim. Faye köprüye giriyor ve Cassie'yi izleyerek onun rengarenk bir mantar yediğini gördü.
Ne? Bu çok haince. Tadı çok güzel ama. Bu renkler bana şarkı söylüyor. Faye birdenbire kız kardeşinin garip davranışını anladı. Bırakılmış olan mantarları yemiş. Bunları nereden buldun? Ne kadarını yedim bunların? Vallahi bilmiyorum ya, çok fazla. Galiba 8 tane falan yedim. Tatları da çok güzel. Faye gözlerini kapatıp derin bir nefes alıyor. Vallahi bu gerçekten bir arıza ha. Bir saniye dur, video kameramı getireyim. Kardeşini kameraya çekecek. Hemen bırak onları. Abi para kaybettik. Para kaybettik. Birbirlerine daldılar. Geminin içinde dövüşmeye başladılar. Gemi hasar gördü. İnanamıyorum. Mantar yiyip kafayı buldu kadın. O güzel hasar şey yapmışız. Vermişiz rakiplerimize. Çok da iyi para kazanmışız bu arada. Next diyorum hemen. Bir sürü achievement geldi bize. Evet. 3 sorumuz kaldı. Hemen görevimizi tamamlayıp galaksiyi terk etmemiz lazım diyor. Travel'da. Şimdi buraya gidemiyorum ya. Şuraya gitsem. Ne yaparsın? Bir solda gidiyorsun oraya, değil mi? Evet. 2 solum kaldı diyor. Mükemmel. Taksi de tutmayacağım abi. Çok cimriyim. Travel diyorum. Star Hub'a gidiyorum. Fuelimiz de yok ha. Bir solümüz kaldı sadece. Şuraya bir gelelim. Oyun kaydedildi dedi. Oyun kaydedildi dedi. Solümüz biterse ne oluyor? Çok merak ediyorum. Skip this sol. Bir sol later, sıfır sol left. Aa, bizi yakaladılar. Artık kaçma şansımız yok. Savaşa hazırlanmamız lazım. Ha, Faster than Light'ta olduğu gibi peşimizde birileri var. Ve biz onlardan kaçıyoruz. O yüzden solümüzü bitirmemeye çalışıyoruz. Seni buldum. Bu ne abi? 99.999. Bu olmaz. Bu olmaz. Ben size söyleyeyim. Bu olmaz. Şuradan hemen Load Game deyip Last Hub Visit. Evet. Last Hub Visit. Çok korkunç bir şeymiş o. Onu geçelim. Kardeşlerim, videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Çok da paramız var. Neler alabiliyoruz, neler yapabiliyoruz, hepsine bakarız. İyi bir şeyler yapıp bir sonraki galaksiye geçerek oradaki görevlerimizi, yeni maceramızı tamamlamaya başlarız. Umarım uzay maceralarımızı, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim, kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.